Hoş geldin Aziz. Assist. I love assist. All right, I love assist. 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 Ve yine Zagreb. Adı Drazan Petrović ile birlikte anılan bu basketbol kentine tekrar yolumuz düştü. Havaalanında ekibi karşılayanlar arasında tanıdık bir yüz vardı. Cibona genel menajeri Darko Marjanović. Darko, how did they like the Petrović ailesi gönderdiğimiz kasetleri beğendi mi? Drazen Petrović. First I want to say thank you very much in front of the family Petrović. Petrović ailesi ve kendi adıma asiste teşekkür ederim. İzledik ve çok beğendik. Harika bir çalışmaydı. Very satisfied. Ve işte eski bir dost daha. Kendisini en son şu konuşmalarla hatırlıyoruz. Sizi de şöyle alalım. I don't want to sit here because the smoke. No, because last time my really good friend Chetin, I saw him here and here. Asiste en son seyrettiğimde dedi, burada çok sevdiğim bir arkadaşım oturuyordu, Çetin Yılmaz. Buraya oturan istifa ediyor, ondan ben burada oturuyorum dedi. Tabii işi. Bir de Repeşan'ın gitmesindeki önemli faktörden bir tanesinden daha bahsetmek istiyorum. Şimdi bu asist programında Repeşa, ben, Atilla falan katıldığımız programda Repeşa'yı Çetin'in oturttuğu koltuğa oturttular. Repeş orada demişti ki beni bu koltuğa oturtma, en iyi arkadaşım buraya oturttuktan sonra ayrıldı. Beni buraya oturtma dedi ve odam da ayrıldı. Demek o koltukta bir şey var. Bundan sonra antrenörlere uyarıyorum asist programından özellikle. Oraya oturmayın. Tofaş'ın eski koçu Repeşa ülkesine döndükten sonra bile Türkiye'de edindiği bazı alışkanlıkları bırakamamıştı. Senden daha çok biliyorum. Subhanallah, subhanallah. Kendisi için asist ekibinin bir sürprizi de vardı. No problem. Ortama Ülker'le teknik kadroda katılınca sohbet konusu Türkiye anıları oldu. Daha sonra Repeşa bizi Zagreb'in en büyük basketbol dergisi Košarka'nın bürosuna götürdü. Bu arkadaş her hafta yarım saat asist programını sunuyormuş. Košarka dergisinin basketbol programını sunuyormuş televizyonda. Bundan sonra Murat'la birlikte Murat'ı bırakıp bununla çıkmaya karar verdim. Evet, şu anda Hırvatistan'ın
en çok satan basketbol dergisi Koşarka'nın baş yöneticisinin odasındayız ve aylık bir dergi. Buraya gelmemizin nedeni Jasmin Rehpesas, Topaş'ın eski koçu. Burada bütün dostları ziyaret edelim dedik ve dedi ki madem öyle siz medyanın gücüsünüz biz size en iyi güce getirelim dedi. Yalnız gelmemize çok sevindim. Biraz bekliyoruz. Bakalım gelirse sevgili kameraman arkadaşımız. Sen ona her an gelebilir diyor. Şimdi İsmet abi biraz izah edelim. Şimdi Koşarka aylık bir dergi ve çok enteresan bir şey söyledi. Şu anda dedi yıldızımız var. Kukoç bizim yıldızımız ama çok büyük bir yıldızımız yok şu anda basketbolumuzda. Bu sebepten dergiye kapak olarak NBA yıldızlarını bastığımız zaman, poster olarak NBA yıldızlarını verdiğimiz zaman daha fazla satıyor dedi. Ama yine de işte Petrović, Drazen Petrović rahmetli, Tony Kukoç, Dino Raja, Arjan Komazek, yani Türk basketbol severlerinin yakından tanıdıkları Hırvat yıldızlar. Burada Zan Tabak var. Fenerbahçe'de 2 sene önce forma giymişti. Ve şu anda en çok dergiyi sattıran iki Hırvat yıldızı da ülkenin rakibi olan Cibona Zagreb'de oynuyor. Biri Gordon Grichek, orada posterini vermişler. Bir de şurada arkada Yusuf Sezar var. Ve biz bu ikiliyi inşallah sizler için bir araya getireceğiz. Sevgili basketbol severler, şu anda elimde Cibona Zagreb'in 50 yıllık tarihini içeren bir kitap var. Ve bu kitabın bir sayfasını açıyoruz. Orada çok tanıdık bir resim göreceğiz. Şu anda kendisi de odaya girdi zaten. Evet. Jasmin Rehpesa ve Şampanyak Yu Antonov'u. Doğru mu? Ha. Başlık da şöyle. Uçakta içilen şampanya. Deplasmanda şampiyon olup Cibona Zagreb. Değil mi koç? Deplasmanda şampiyon olmuşlar. Gripama'da. Ve uçakta dönerken şampiyonluk şampanyasını Rehpesa sayesinde kaldırdık diye de Rehpesa'ya ayrılmış sayfalar var burada. Tabii ki çok zengin bir kitap. Çünkü Cibona Zagreb'in tarihi çok zengin. Basketbol sevdalısı İsmet Badem, Grichek ve Sesar'ın çalışmalarına eşlik ederken genç oyuncular da yeteneklerini sergilediler. Murat Muratanoğlu da Cibona koçu Yelovaç'la maç önü son röportajı gerçekleştirdi. Evet sevgili asistçiler, yarınki önemli maç öncesi Cibona Zagreb koçuyla birlikteyiz ve ona basketbolumuzla ilgili bir soru sormak istiyoruz. Koç, from where you stand, how do you see Turkish basketball, especially in the last few years? Bundan 20-25 yıl önce Türklerle oynayacağımız zaman sevinirdik. Ama şimdi Türk basketbolu üst düzeyde. Türkiye Ligi Hırvatistan Ligi'nden daha güçlü, çok iyi oyuncular var. What about tomorrow's game? Yeah, çok zor. Rakibimizin çok iyi oyuncuları var. Could you give us an estimation for your score for tomorrow night's game? Loto. Yeah. İki takımda da gerçekten çok skorer oyuncular var. Bana kalırsa yarınki maçı 85-80 biz kazanırız. Cibona. Yeah. Thank you. Good luck. Grichek de teknik ekibine çok güveniyordu. Ertesi gün maç öncesinde asist ekibi biraz çarşı pazar gezdi. Evet sevgili asistçiler, size daha önce bu havuzun önünde seslenmiştik Efes Pilsen'le Zagreb'e geldiğimizde ama bugün durum biraz farklı İsmet Bahar. Of o kadar sıcak. Ya bırak şu ayakları Allah aşkına.
like Istanbul. Volin košarku. Bu güzel kızlarla birlikte magazin yapıyoruz. Ve şu anda ikisi de Zagreb'in best modelleri. After kiss, kiss. After kiss. Bak böyle. Bak. This, this. Kiss. Uzun elleri. This, this. This. Kiss. Thank you. Bilir misin Türkçe? Bilirim. Aa, Türkçe biliriz tabii. Aa, sizi seviyorum. Herkesin Hırvatlar yener dediği maçta büyük performans gösterip Sibona'yı deviren Ülker, Final Four yolunda iddialı olduğunu kanıtladı. Maç sonunda Ülker sporlular duygularını asist mikrofonuyla paylaştı. Hırvatistan'da Zagreb'te Sibona Zagreb'i yenmek, onların şampiyonunu yenmek kolay bir şey değil. Tabii çok mutluyuz. Sanıyorum Efes'in de yarın kazanacağını tahmin ediyorum. Bu yüzden haftaya Efes Pilsen'den grup liderliği maçına çıkacağız. Bu ilk defa Final Four yolunda ilk defa iki Türk takımı bir grupta liderlik maçına çıkıyor. Bence güzel bir maç olacak. Haftaya da amacımız o maçı kazanıp grubu lider olarak tamamlamak ilk devresini. Kukoçların, Denoradyaların, Drazan ve Aleksandr Petrovic'lerin yetiştiği salonda yeni Vrankovic'ler ve yeni Grishek'ler, bir sürü yıldızlar çıkacaktı. Onları burada Efes Pilsen'le yenmiştik 3-2 uzatmadan sonra. İlk defa böyle açık farklı bir mağlubiyet. Kendi evlerinde kendileri de seyircide herkes şaşırdı. Vallahi bir kere maçtan önce bir şey söylemiştim yine röportajlar yapılırken, herkes dedim ki ilk 5 dakika içinde sahaya bakıldığında dedim en büyük farkımız şurada olacak. Onlar da iyi bir takım, biz de iyi bir takımız. Onların da çok özellikleri var. Bir Hırvat temsilcisi, bizim de bence çok önemli artılarımız. Yani biz de mühim bir takımız, yani önemli bir takımız. Ama dedim ki farklılık şurada olacak. Sahaya bakıldığında biz onlardan daha çok kazanıyor istediğimizi göstereceğiz. Zaten bakarsan maçın 5 dakikasına öne çıktığımız anda, geri düştüğümüz anlarda herkes de kazanmaya karşı inanılmaz bir inanç vardı. Tebrik ediyoruz. Sağ ol. Bir dakika. Ne oldu hocam? Kötü mü anlatmış? Ay, şimdi biz asist programına katılıyoruz sürekli. Yani nedir abi bu konu hakkında düşünüyorsunuz, şunun hakkında düşünüyorsunuz gibi. Önce de ben bu sefer soruları sorayım. İyi durumdayız. Evet, bu sefer hakikaten hep beraber Sibona güzel bir galibiyet yaşadık. Siz çok yukarılardan maçı anlattınız. Maçın nerede koptuğunu hissediyorsunuz ve neler hissettiniz o anda sevgili Badem? İkinci yarıya başlandığında Pirkaçin'e ve Charlie'ye tedbir aldığını ve savunmada biraz daha agresif Baksemon'dan vazgeçtiğin anda zaten ikinci yarıda her şey başlamıştı. Murat'la ikimiz birbirimize gözlerimize konuşuruz. Tamam, bu iş bitti dedik. Nasıl gözlerinize konuşuyoruz? O anı bir gösterebilir misiniz ekranlarımıza? Tabii. Sevgili basketbol severler, Cenevre semalarındayız. Asist ekibi geçtiğimiz hafta içinde Lozan'da yapılan Saporta Kupa finalini izlemek üzere İsviçre'ye gitti. Ülkede ekibimizin en beğendiği nokta taksilerin limuzin kadar konforlu oluşuydu. Sevgili basketbol severler, şu anda Cenevre'deyiz. İsmet Badem, Türkiye'de biliyorsun Türkiye Kupası'nın belirli aşamalarını Anadolu'da oynatıyor Sayın Turgay Demirel. Basketbol Anadolu'ya yayılsın, Anadolu'da sevilsin diye. Aynı şeyi de FIBA bu tür ülkelerle yapıyor. Tabii Amerika'dan sonra en zengin ülke. Ama basketbolla hiç alakaları yok. Hiç, yani basketbolu tanımıyorlar bile. Ancak Lozan'da belki biraz daha fazla tanırlar. Şu anda Cenevre'deyiz ve Cenevre bana göre, biraz önce seninle konuştuk,
Bu caddeleri otoban olarak kabul ediyoruz biz ama görüyorsun çok geniş caddeler ve Avrupa'nın en medeni şehirlerinden bir tanesi. Cenevre'nin belli bir bölümünü sevgili basketbol severlere tanıtmak istiyorum. Evet, TEM otoyolu bundan bir şerit daha az. Bir de burası saat yapma merkezi. Saatler o kadar çok ki sonunda çiçeklerin üstüne koymuşlar. Gerçekten de İsviçreliler kendilerini saat imalatına oldukça kaptırmışlardı anlaşılan. Sevgili basketbol severler, basketboldan anlayan kimseyi bulamadık. Yürüye yürüye de bu gölün kenarına geldik. Sağ olsun taksi şoförümüz de orada bizim için bekliyor. Şimdi hep bulmacalarda sorarlar. İsviçre'de bir göl. Evet. Ben de hep aklımda tutarım Lemansam'dan Leman Gölü. İşte oradayız şu anda. Burada Lozan'a kadar uzanan bir göl ve gölün etrafında muhteşem bir şehir kurulmuş. Ama sevgili basketbol severler çok özlemişlerdi. Gittiğimiz yörelerde böyle magazin yapmak ve oraya gittiğimiz yöreleri tanıtmak. İşte size biraz İsviçre'nin Leman Köyü kıyısında sevgili Erdal'ın kamerasından. Erdal sen de özlemişsin değil mi böyle çekimleri? Evet. Gerçekten de hepimiz özlemişiz bu gezintileri. Murat Muratanoğlu ve İsmet Badem maç gününe kadar sizlere çevreyi tanıtmak için epeyce yol arşınladılar. El talisman de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu... Cenevreliler ne yazık ki basketbolla pek ilgilenmiyordu. FIBA maçın yeri konusunda doğru bir karar mı verdi diye düşünmeden edemiyoruz. Do you like basketball? I don't like. Do you like basketball? I don't like too. Hak veriyorum biraz. Ekip Lozan'a doğru yola koyuldu. Taksi konforlu olunca herkesin yüzü gülüyordu. Sevgili asistçiler, Cenevre'den bir saati aşan bir yolculuktan sonra nihayet Lozan'a geldik. Lozan'a gelmedik. Lozan'ın dışındaki dağların Alp, herhalde Alp dağları bunlar. Oralara geldik. Şimdi onu söyleyecektim. Lozan'a 1 saat 15 dakikada geldik. Sevgili kameramanımız Erdal bizimle aynı otelde kalamıyor. Otel dolmuş durumda. Ona ayırdıkları otel de Lozan'dan 1,5 saat öbür yönde. Yani... İnanılır gibi değil. Yani Erdal inşallah görüşürüz. Dönüşte uçakta buluşalım. Yani Erdal'cığım inşallah harcına yeter. Yani burada bizim otele gelmen herhalde bir 50-60 dolar tutacak. Ama çok güzel manzaran var. Şimdi biz otele gidiyoruz. Sana iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kal. Saporto Kupası finaliyle pek ilgilenmeyen İsviçreliler salonun yerini de bilmiyordu. Ekip Lozan'da bile bir Türk büfesi buldu ve yolu oradan öğrendi. Evet sevgili asistçiler şu anda saat sabah 11. Bu akşam Saporta Kupası sahibini bulacak. Salonun içindeyiz ve hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor İsmet Badem ama daha bayağı işleri var gibi gözüküyor. Vallahi FIBA'nın verdiği kurallara göre ve şartlarına göre tribünde tamamında koltuk olmalı. Bu kırmızı koltukları yeni koymuşlar herhalde ama pota arkaları tamamen beton. Eskiden futbol sahalarında olduğu gibi. Bilmiyorum nasıl bir organizasyon olacak ama şu bir gerçek ki ikinci kupanın sahibi bu akşam müthiş bir mücadeleden sonra sahibini bulacak ve İtalya mı kupa İtalya'ya doğru mu yoksa Yunanistan'a doğru mu gidecek onu sevgili basketbol severlere ulaştıracağız. Bu tür turnuvalarda bu tür şampiyonluklarda finallerde alışmadığımız derecede kalitesiz bir salon açıkçası. Evet ama ne olursa olsun hatta şöyle söyleyeyim kalitesizliği bırak şu anda Lozan'dayız ve hiçbir duvarda poster olmadığı gibi gittiğimiz her yerde Saporta Kupası'nın ilanları olurdu. Seyirciler olurdu coşkulu ama burada halk da dahil taksi şoförü de dahil salonu bulmakta bile zorlandık. Evet, hiç kimsenin haberi yok böyle bir finalin
İsviçre'de, Lozan'da oynandığından. Yani biz gel gittiğimiz yerde basketbol patladı. Basketbol Avrupa'nın burada bir numara sporu. Ama burada basketbolu bırak patlamayı, patlamak için herhangi bir hamle bile yapmamış. Hayır, zaten işte bir gündür geziyoruz şehri. Spor anlayışları genelde kayak, bisiklet ve araba yarışından gerçekleşiyor. Yani bir topla, herhangi bir topla pek bir alakaları yok. Daha ziyade pahalı sporları tercih ediyorlar. Vallahi toplu olanın oynananların içinde de pahalı sporlar var ama onlar onu tercih etmiyorlar. Bu bunların tercih meselesi tabii. Salonun olumsuzluklarını söyledik ama her şeyden önce salon bu kadar olumsuzluğa rağmen yeni bir organizasyon olabilir. Dikkat edelim, bakın bu salonun altında ne kadar güzel organizasyonlar yapılmış. Dışarıdan biraz sonra sevgili Erdal'ın kamerasından göstereceğiz sevgili basketbol severlere. Yalnız gel bir güzel sana smaç vurdurayım. Evet sevgili asistçiler, salonun ne kadar ilkel olduğundan bahsettik ama ya bizim kafamızdaki bir takım düşünceleri harekete geçirmişler İsmet Badem. Gerçi bizim kafamızdaki tam bu değil ama arkamızda bir Irish pub, yani bir bar. Evet, özellikle İngilizlerin tabiriyle. İngilizler burada gelip içip içip ondan sonra olay yapacaklar ama İngilizler evet, gelmeyecekler. İngiliz takımı yok ki. Orada da bir lokanta, bunlar salonun dışında. Tabii eğlence merkezi, o tür şeylerin de bowling salonu, bunların da böyle bir stadyuma, salona dahil edilmesi gerekir ama en azından ilk adımı atmışlar. Final salonunda 26 Nisan'da Harlem takımının bir gösteri maçı olacak. Saporta Kupası finaline pek ilgi göstermeyen Lozan sakinleri bu maça giderler mi bilinmez. Ekibimiz Lozan'da taksi bulmakta zorlanınca çareyi yürümekte buldular. Yürüdüler. Sevgili asistçiler, biz size en iyisini getirmeye çalışıyoruz. Yağmur, kar, çamur demeden, yani biraz postacı Malone gibiyiz. Mutlaka adrese ulaşıyoruz. 24 Haziran 1923, evet, arkamızda gördüğümüz şatoda, ki şimdi bir bölümünü lokanta yapmışlar, bir bölümünü otel yapmışlar. İkinci Atatürk'ten sonraki en büyük Türk olarak kabul edilen İsmet İnönü burada ekibiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk adımlarını, ilk temellerini atmıştı. Şimdi başka bir İsmet'le beraberiz. O size biraz tarih dersi verecek. Buyurun İsmet Bey. Estağfurullah. Sevgili adaşımdan bahsetmek istiyorum. İhtilaf devletleri Türkiye'yi yerle bir edip bütün her yeri işgal etmeye çalışırken sevgili Atatürk, sevgili İsmet İnönü ve birçok kahramanla birlikte uyandılar ve Kurtuluş Savaşı'nın İlk merhalesini Mudanya Mütarekesi ile, yani Mudanya Mütarekesi'nde silahlar sustu ama 24 Haziran 1923 tarihinde burada, bu gördüğünüz şatoda sevgili Atatürk'ün görevlendirdiği İsmet İnönü ve ekibiyle birlikte buraya gelindi ve burada inanılmaz bir tartışma ve mücadeleden sonra genç Türkiye'nin ilk temelleri atıldı diyebiliriz. Ama inanılmaz bir şato. Burası otel haline dönüştürüldü. İçeride şu anda yani biz girebilirsek... Dünya Türkiye Cumhuriyeti'nin evet, varlığını burada kabul Türkiye'yi ilk defa burada kabul etti. Bir kere her şeyden önce silahlar sustu ve artık yavaş yavaş Türkiye'nin milli sınırları yavaş yavaş belirli olmaya başlayacak. Evet, Lozan hakikaten ben pek ısınamadım. Yani hava da o kadar güzel değil. Ama şehir olarak da bir sıcaklığı yok. Bir kere çok yayılmış. Bir yerden bir yere gitmek için yarım saat 45 dakikan geçiyor ama en azından sizlere burayı gösterebilmek bizim için büyük bir onur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli adımları burada atılmıştı. Yağmur inatçı ama biz daha da inatçıyız. Pes etmiyoruz. Evet. Şimdi de yine ilginç bir yere geldik. International Olympic Committee, yani IOC, doğru mu? Evet. IOC merkezine geldik. Arkamızda, bu da Lozan'da, Olimpiyat Komitesi'nin merkezi. Türkiye'nin de burayla bayağı bir işi oldu son yıllarda ve önümüzdeki yıllarda da olimpiyatlara ev sahipliği yapmak istiyorsak yine yolumuz buraya düşecek. Yani kısaca olimpiyatlara giden yol bu binanın içinden geçiyor. Olimpiyatlara giden yolu ilk adımlayan asist ekibi oldu.
Olimpiyat Komite binasının bahçesi bir açık hava müzesi gibiydi. Spor türlerinin simgelendiği çeşitli heykellerle dolu olan bahçede, yağmur altında da olsa biraz dolaşan ekibimiz Olimpiyat Müzesi'nin yolunu tuttu. Müzenin giriş kapısının iki yanında bulunan bu sütunlarda Dünya Olimpiyatlarının kısa bir tarihçesi yazılı. Müze içinde ise olimpiyatlar ve sporla ilgili müthiş bir kütüphane var. Sevgili asistçiler, şu anda AYK'lılarla birlikteyiz. Olimpiyat evinde onlara rastladık. Who will win game tonight? Of course, AYK will win the game. You are confident? Yes, I am confident. How is the team this year? Italian have no chance. No chance? Yes. How's your team? Good defense? Our team plays fast basketball, good defense. We have great players. You have eight Anthony Bui. You have eight players averaging between 9 and 12 points. Yes, but the most important for me is that most of our players are Greek. Greek players. Except for Bui and, Murseb, yes. All the other are Greek and they have the strength and the power to win the game. Shakalidis, Georgian. Yeah, a little bit. We have a good manager, Dusan Ivkovic, and we are 2,000 people who are crowd, or 2,000 crowd all over the game. 2,000 kişiyle gelmişler. And we think that we are the best players and we are the... you won the Greek Cup. Beating Panathinaikos. Yes, it was a very extremely difficult game. Good game, two yes. points. Good nerves, we wanted good nerves, but we took it. Good luck, thank you. Good luck. Good luck. You know what the Ekibimiz bu küçük turdan sonra son hazırlıkları incelemek için salona geri döndü. Sevgili asistçiler, şu anda tekrar salona döndük. Maçın başlamasına 4 desek tam 4 saat var. Ve ilginç bir şey öğrendik bu arada İsmet abi. Hep burası soğuk soğuk diyoruz. Niye soğukmuş? Vallahi buz tuttuk. Meğer buz hokey salonuymuş. Buz hokey salonu ve şu an parkenin altı buzmuş. Yani maç bittikten sonra parkeyi kaldırıp burada buz hokey maçı da oynayacaklarmış. 6000 kişilik kapasitesi varmış. Yolda konuştuğumuz AYK'lıların dediğine göre 2000 tane AYK'lı gelmiş Yunanistan'dan. Herhalde bir 2000'de Kinderli gelmiş ama 2000 tane İsviçreli'nin buraya gelip bu maç seyredeceğine hiç ihtimal vermiyorum. Hayır, haberleri olsa, biraz fazla duyurulsa belki yani hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Televizyonlar falan hiçbir şey söylemiyor. Ama kimle konuştuysak basketbolla ilgili hiçbir bilgileri yok. Yani bırak sevmek sevmemeyi, basketbol nedir pek haberleri yok. Burada genelde kayakla uğraşıyorlar, bisiklet, araba yarışı ve buz hokey tabii ki. Fırsat buldukça, hava güzel oldukça da balık avlıyorlar. Salon final maçına hazırlanırken AYK ve Kinderli taraftarlar salona girmek için erkenden giriş kapılarında yığılmıştı. Kinderli taraftarlar sakin gözükürken AYK'lı taraftarlar oldukça ateşliydi. Evet sevgili asistçiler, Saporta Kupası finalinin bir buz hokey sahasında oynandığını size söylemiştik ve skorboardlara çok dikkatli bakarsak buz hokey skorboardunun önüne resmen kalın bir iple basketbol skorboardu asmışlar. Ve tabii ki kabloların gidecek yeri olmadığı için de kabloları sarkıtmışlar ve tribünün o bölümünü de seyirciye kapatmışlar.
var maçı bitimine. Kinder hücumu. Skolokini topu kaptırdı. Çatsız, çatsız. Ve geliyor. Basket geliyor Kakiosis'ten. Danilović 3 sayılık atış Danilović'ten. Başarılı değil. Ve AYK evet. Saporta kupasını kazanıyor sevgili basketbol severler. Kimse bize şans vermiyordu ama kazandık. Bu başarıda en büyük pay bizi çok iyi hazırlayan koçumuzun. Benim için de güzel bir tecrübeydi. Azimliydik, çok çalıştık ve sonucunu aldık. Kariyerim için çok önemli bir nokta. Türkiye'de çok dostum var. Federasyon Başkanı Turgay Demirel'le sık sık görüşüyoruz. Bu gece Yunan basketbolu açısından çok güzel bir gün. Bu kupayı bir Yunan takımının kazanması gerçekten gurur verici. Gelecek sezon Yunanistan kulüpleri daha çok başarılar kazanacak. Siz de bu sene oldukça başarılı sonuçlar alıyorsunuz. Final Four'da da Efes Pilsen'e başarılar dilerim. Çok zorlu bir maçtı. Çok güçlü bir rakibe karşı oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok çalıştık. Bu kupayı hak ettiğimize inanıyorum. Hello everybody. You're watching SIST because I watch SIST every Saturday from Athens. I like Asist. Asist ekibi her zamanki gibi yollara düştü. Yollara düştü de yollar bitmek bilmiyordu. Yorgunluk, yorgunluk üstüne yığılıp kalıyordu. Evet sevgili asistçiler, yılın en zor seyahatine başlamış bulunuyoruz. Şu anda Ljubljana'dayız. Niye en zor diyorum? Çünkü hakikaten 3.30'da mı kalkacaktı uçak? Saatlerdir havaalanında bekliyoruz. Sevgili asistçiler, gözlerimize bakmayın. Çünkü gözlerimize baktığınız zaman bizi Japon balığı, Japon balığı sanabilirsiniz. Ama inanın asist için yapmayacağımız hiçbir şey yok. Belki bundan çok daha zor seyahatler yaşayacağız. Ama bu gece bir başka gece. Evet, şimdi Ljubljana'ya gidiyoruz. Çok da iyi bir taksi şoförü bulduk. 3 kelime İngilizce biliyor. Şimdi yüksek bir yere, panoramik bir görüntü alabileceğimiz bir yere götürmesini rica ettik. Güneşin doğuşunu sizin için yakalamak istiyoruz. Bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Güneşin doğuşunu epeyce beklediler. Evet, şu anda da arkamızda Ljubljana şehri yavaş yavaş uyanmak üzere. Evet, meşhur şarkımız. Hangi şarkı mı? Bizim şarkımız bizim mı var? Şarkımız. Artık sana tepeden baktım ey aziz İstanbul yerine. Herhalde Ljubljana'ya tepeden bakıyoruz. Gece yavaş yavaş aydınlığa dönerken inşallah güneşin doğuşunu yakalayıp sevgili asistçilere Ljubljana'da güneşin doğuşunu izletmek istiyoruz. Evet, şu anda şehir hala uyuyor diyebiliriz. Bilmiyorum burada kaçta uyanıyorlar normalde ama herhalde yavaş yavaş harekete geçmesi lazım. Çünkü İstanbul bu saatlerde evet, bilemiyorum. Trafikten de dolayı biraz. Zirvedeki kaleye de saray, kale çok enteresan bir yer. Orayı da eğer
girebilirsek sevgili asistçilere göstermek isteriz. Yalnız bu saatte açıksa helal olsun diyeceğim, başka bir şey demeyeceğim. Asistin giremeyeceği hiçbir yer yok biliyorsun. Evet, şu anda hala bayağı erken ve şeye girmeye çalışıyoruz, kaleye. Ama kalenin etrafında da ormanlar var. Ve son Slovenya geldiğimizde Pivovarna Laçko maçına biliyorsun Blair cadısı sendromu yaşamıştık. Burada da acayip sesler geliyor. Gün günden daha uzak, gün günden daha yabancı, gün günden daha düşman. Bir yaşadığımızı bir daha yaşamadan güneşin ardından usulca akıp gidiyor zaman. Ormandan da acayip sesler geliyor. Yolu da çek. Yol mu var? Evet, şu anda Şaşa sandığımızdan daha becerikli çıktı. Kalenin etrafı orman bölümünden çıktık. Ljubljana şehri yine ayağımızın altında. Bu arada Şaşa'yı da tanıtalım. Şaşa, say hello. Hello. Evet, şimdi duvarın, kalenin duvarlarının dibindeyiz. Meşhur Ljubljana... Araştırması yapar mı Mert burada olsa? Meşhur Ljubljana Savaşı'nda biliyorsun. Biliyor muydun o savaşı? Bilmez miyim? Gayet yakından biliyorum. Evet. İzahat alalım. Muhabirlerinden sonra en zor şartlarda çalışan televizyoncular olarak ilan edileceğiz herhalde. Evet, bizim Şaşa'nın bir parmağında bir marifet varmış. Bizi aldığına da biraz pişman oldu. Zatürre olacak ama ilginç bir hikaye. Evet, gerçekten çok ilginç bir hikaye. Sevgili asistçiler, sabaha karşı yakalamış olduğumuz bu hikayenin Sasha'nın bize anlattığı kadarıyla karşıda görmüş olduğunuz odada başlayan enteresan bir serüvenle karşılaşacaksınız. Evet, bizim şu anda durduğumuz yer bir zamanlar kralın kendi ormanıymış ve kralın büyücüsü de o odada çalışırmış ama yanlış büyü yapınca işler bazen kötü gidiyor. Kral uzun süre bekar kalmış. Evleneceği kadını bulabilmesi için büyücüye yetki vermiş. Sonunda krala aşık olan ve kralı seven kadın büyücüye kaçmış. Ve ikisi bu ağaçlara asılmışlar kral tarafından. Ve çok enteresan, büyücü o kadar güçlüymüş ki asıldıkları an iki ağaçta yılların ağaçları anında kurumuş. Ne yaprak ne meyve. Evet, biraz dikkatle rehavet çekersen zaman zaman budamalarına rağmen asla ve asla hiçbir zaman ne yaprak ne çiçek. Ama ağaçlar katiyen tamamen kurumamışlar. Halen kaç yüz senedir yaşıyorlar. Evet, ve o ağaçlardan diğer ağaçlara da bu yayılmış. Kral çok korkmuş. Büyücünün cesetini ondan kurtulabilmek için şu anda ileride gördüğümüz inanılmaz bir kuyu var orada. Şu anda açık değil, orayı müze yapmışlar ama kuyunun dibine atmış ama hala da kurtulduğu söylenemiyor. Yalnız burada şöyle bir konu var. İlk önce karısını kuyuya atmış. Yalnız kuyuya iple bağlarken çok enteresan. Yani orada değirmen tarzında bir yer var. Beygirlerin devamlı döndüğü bir yer var. Oraya büyücüyü bağlayarak karısını yavaş yavaş o dipsiz kuyuya atmış. Cesetini bağlayarak. Cesetini dipsiz kuyuya atmış. Sonra da büyücüyü muhafızları tarafından o dipsiz kuyuya atmış ama bina kapalı. Bakalım dışarıdan ne kadar çekebileceğiz. Hatta sessizce dinlediğimiz zaman büyücünün sanki çok derinden çığlıkları gelir gibi oluyor. Şimdi zaman zaman yansıyor mu bilmiyorum ama kuşların burada çok tatlı bir şekilde kuş ormanı gibi çok güzel sesleri geliyor. Ancak çok enteresan, büyücülerin asılmış olduğu, karı koca asılmış olduğu ağaca hiç kuşlar konmuyor. Evet, biraz sonra şu dakika kuyuyu da camdan bakalım olabilecek miyiz? Yalnız ben sanki içeriden hafif böyle bir... Bakın, isterseniz haykırı gibi. Burada da bakın, yazıyor biraz en üsttekine. Tamam, bakın. Evet. Şurada biraz da okuyabilirsiniz. Evet. Bak. Bak, kuyuyu çekebiliyor musun?
Rahat. Vallahi ben bir ses duyar gibiyim ama evet, programın başında İsmet Badem'in bir açıklaması vardı. Asistin açamayacağı kapı yoktur diye. Sizin için biraz sonra göreceğiniz, dışarıdan görmüş olduğunuz koskoca kaleyi açacağız. Evet. Bekçiyi o bağladı. Yavaş yavaş kalenin kapısına geçiyoruz. Bakmayın böyle demir olduğunu. Bunlar yeni yapıldı. Evet, şu anda kalenin tabii ki modernleştirilmiş hali bu, içeriği. Yalnız Slovenya, ben Finlandiya diye biliyordum ama Slovenya'da da galiba geceler 6 ay uzun. Biz geleli 2 saat oldu, daha bakın, hiç güneş şurada, güneş doğmuyor. Bakın şurada saat var. Bakalım saati alabilecek mi? Thank you. Evet, şu anda da Ljubljana şehrinin yetiştirdiği en büyük şairlerin, belki de en büyüğü Presere'nin heykelinin önündeyiz. Çok güzel bir şiiri var. Hatırlayabilecek misin acaba? Vallahi hatırladığım kadarıyla tamamını bilmiyorum ama dişlerimin arasına sıkıştırdığım bir zaman biriminde özlemle kilometrelerce yol gittikten sonra yolum küçük bir köprünün ve minik bir kilisenin önünde örtüşmüştü seninle. Sen kiliseden çıktığında sevgiyle bana bakmıştın dudaklarımla ve burada seninle bir tarih yazmıştık aşk ve sevgi üzerine. İsmet Badem'e teşekkür ediyoruz. Yalnız öyküyü anlatmadın. Şimdi Preseren hakikaten çok önemli bir şairmiş ve aşık olduğu bir kız varmış ve bir türlü ona ulaşamamış. Evet. Preseren'sin aşık olduğu kız hala yaşıyor. Güneş sonunda doğdu. Asist ekibi kısa bir dinlenmeden sonra arabaya bindi ve yola koyuldu. Bu uzun yollar aslında ekip için kısa bir dinlenme olanağıydı. Burası da ekibin kaldığı otel. Jurnalist and magazin program, basketbol magazin asist. Good.
Bu kısa dinlenme molasında İsmet Badem tenisteki hünerlerini bir bir gösterdi ve tenis hocasıyla iddialı bir maça tutuştu. Maçın hakemi kim miydi? Elbette Murat Muratanoğlu. Tenis hocası İsmet Badem'in oyununa hayran kalmıştı. Ama arada bir küçük hileler yapmak da gerekiyordu. Top dışarıda. Evet sevgili asistçiler, şu anda demin yanında olduğumuz, yakında olduğumuz kiliseyi görüyorsunuz ve biraz bilgi verelim. İsmet abi 50-60'a yakın köyün hepsinde kendi kilisesi varmış. Birleştiği bir çevre burası ve genelde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu yeni köylerin birçoğu oluşmuş ama şu anda geldiğimiz yer belki 60-70 tane evden meydana gelmiş ama çok güzel evler var. Yani bu evlerin Türkiye'deki değeri herhalde ne bileyim 150-200 bin dolar vardır herhalde şu sarı solumuzda. Sevgili Murat, bu evleri böyle görünce ne geldi aklıma biliyor musun? Dışarıdan sıvası yapılmamış. Çatısı doğru dürüst kapatılmamış. Birinci katı çıkmış, ikinci katın demirleri çıkmış. Abuk subuk evlerden oluşan köylerimiz geldi. Niçin biz bir imar yasası çıkarıp da ilk önce bu tarzda evlerden kurulu köyler yapmayız? Evet, gördüğünüz gibi bütün arka dağlar... çiftlikleri var. Bütün dağlar küçük küçük köylerden kurulu. Zaten kameraman Rafet arkadaşımız da sizlere onları gösteriyor. Şuradan geldik. Oradan geldik. Böyle dolaşa. Evet, bu köylerin hepsinde de mimari yapı o kadar güzel ki insan burada sonsuza kadar yaşayabilir. Evet sevgili asistçiler, şu anda Selanik'teyiz. Final Four için buradayız ama sizleri de unutmayalım dedik. Ve Venediklerden kalma kalenin önünde turumuza başlıyoruz. Fazla vaktimiz yok. Bir de bugün Selanik inanılmaz kalabalık. Ege'yi Akdeniz'e bağlayan çok önemli limanlardan biri. Çok önemli bir liman burası. Tabii ki Venediklerden kalan kaleyi görmenin dışında inanılmaz bir hareketlilik var. Bir kere her şeyden önce Final Four'dan dolayı 4 ülkeden inanılmaz seyirci geldi. Çünkü 4 ülke derken 3. ülke Yunanistan, 4. ülke diyoruz. Çünkü Selanik'ten değil Atina'dan çok gelen oldu. Evet. Dolayısıyla yani şu onlar anda onlar da turist sayılıyor. Onlar da turist sayılıyor çünkü Selanik'le Atina arasında inanılmaz bir rekabet var. Evet, şu anda durduğumuz yerde eskiden denizmiş ve kaleye kadar geliyormuş. Bir zamanlarda da bu kaleyi bir hapishane olarak kullanmışlar. Zaten biraz hapishane görüntüsü de var İsmet Badem. Yunanistan'da 25 yaş grubunun altı sadece %20'si çalışıyormuş. Bugün herkes zaten dışarıda salı günü olmasına rağmen ki normalde okul veya iş günü ama kafeler, barlar her yer tıklım tıklım dolu. Tabii ki her yer dolu ama bizim kafamızda, bizim düşüncelerimizde hep Efes Pilsen var. Efes Pilsen'in idmanını seyrettik. Efes Pilsen'in yöneticilerle, sevgili Çetin abiyle konuştuk. Sevgili dostlarımızla konuştuk. Antrenör, asistan koçlarla konuştuk. Büyük bir heyecan fırtınası. Yüreklerimiz kıpır kıpır. En büyük arzumuz bunların kahkahaya ve sevinç çığlıklarına dönüşmesi. Ha. Bir tur atalım. Benim elime şu bak.
Evet, şu anda çok istedi İsmet Badevi, kıramadı. Vaktimiz olmamasına rağmen. Maalesef Türkiye'nin özellikle İstanbul'da, İzmir'de gördüğümüz deniz kirliliği Selanik'te de var. Zaten ne bir denize giren ne balık tutan hiçbir şey görmüyoruz. İskender buradan başlamak kaydıyla bütün Akdeniz'i kat edip Mısır'a kadar ulaştı. 1000 tane kafe ve bar varmış. 1000'in üstünde de buraya 1000 barın olduğu yer diyorlar ama 1000'i de geçti dediler. Özellikle milli gelirlerin birçoğunu turizmden elde ettikleri için turizm burada ön planda. Ve burada tabii ki şu anda keşke vaktimiz olsaydı da gidebilseydik. Türkiye'ye doğru uzanmış Selanik dersinde 3 tane böyle parmak gibi yer vardır. Halkidiki diye turizm cenneti olan çok güzel yerler var. Şu anda da Ortaköy gibi alışveriş, el işlerinin satıldığı bir yerden geçiyoruz. Parasını istiyor, vereceğiz. Yorgo merak et. Hop hop Yorgo. Yorgo bizi kaçırıyor galiba. Fatura var mı Yorgo? How much? It's free. Posso tagli? Sevgili basketbol severler, şu anda PAOK salonunun girişindeyiz ve günün erken saatleri. Bu akşam 6'da burada Final Four başlayacak. Final Four'un ilk ayağında İspanyolların Barcelona ile İsraillerin Maccabi Tel Aviv takımları karşılaşacak. Saat 9'da da Efes Pilsen Panathinaikos maçı olacak. Ve İsmet Badem şu anda sakin gözüküyor. Genelde gazeteciler gelmiş ama salonun içine de almıyorlar. Çünkü Barcelona'nın şu anda idmanı var. Sevgili basketbol severler, evet, Selanik'in hemen dışında PAOK salonu, şu anda PAOK amblemini de görüyorsunuz ve Selanik şehri de arkamızda kalıyor ve bu salonda maç oynanacak. Çok ilginç, dün geldiğimizden beri PAOK taraftarlarıyla konuşuyoruz ve çoğu Efes Pilsen'i destekliyor. Yani ilginç bir rekabet var onlar arasında, çoğu AYK'ya büyük sempati duyuyor ve Panathinaikos'u pek tutmuyorlar ve bu maçta Efes Pilsen'i destekleyeceklerini söylüyorlar. Şimdi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor ve arkamızda, evet, İsrail'den Yunan televizyonu hemen altımızda, bizim arabamız, İspanyolların ve herkes hazırlık içinde ve birçok ülkede bu Final Four canlı olarak yayınlanacak. Zannediyorum ki 1-2 saat içinde televizyon kanalları da tüm hazırlıklarını tamamlamış olacaklar. Hakikaten büyük ilgi var maça, hem Selanik'te hem de dışarıdan gelen seyirciler açısından. İşte İbo. Yeni galiba. İşte Hüseyin Beşok atışı başarılı değil. Odet Kataş son 5 saniye, 3 saniye, 2 saniye bir atışta Kataş deniyor. O da başarılı değil. Ve Panathinaikos Efes Pilsen'i 81-71 geliyor. Efes Pilsen'in mücadelesini de alkışlamak lazım İsmet Badem. Bence Panathinaikos'a değil Bodiroga'ya yenildiler ve serbest atışları atsak, yani yine maça ortağız, 81-71 yani galip de gelebilirdik. Sevgili Murat, sevgili basketbol severler, 22 sayı, 9 rebound, 5 asist.
böyle bir Final Four'da, böyle önemli bir maçta, böyle kritik bir maçta 22 sayı 9 rebound ve başlık 5 asiste Bodiroga sahanın yıldızıydı. Bodiroga Panathinaikos'un yıldızıydı ve maçı elimizden aldı götürdü. Senelerdir Final Four'un kapısından döndü. Hep yeşil beyazlara takıldı sonunda. Panathinaikos yeşil beyazla takıldı ama Avrupa üçüncülüğüne evet, doğru gidiyoruz. 2'ye 1 gidiyoruz. Drobiakos maçı 70-67. Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş. Gerçekten muhteşem bir seyircimiz var. Ama artık 75-69 sadece attırmayalım, skor belli değil. İbrahim'in ayağı mı? Sevgili basketbol severler, Avrupa üçüncüsü. Oldu. 1999 2000 yılında Efes Pilsen takımı Barcelona'yı, evet İspanyolların dev takımı Barcelona'yı 75-69 yeniyor. Evet, merhaba sevgili asistçiler. Yeni bir asiste sizlerle birlikteyiz ve çok özel bir asist. Çünkü hem Efes Pilsen'in Avrupa üçüncülüğünü kutlayacağız bugün. Hem de bizim 50. programımızmış ya da senin 50. yaş doğum günü mü? Hangisi? Yok, bu biraz genç kalır. Öyle mi? Evet, bir kere Efes Pilsen'lileri hem tebrik ediyoruz hem de hoş geldiniz diyoruz. Hakikaten Selanik'te göğüslerimizi kabarttınız. Seneye inşallah şampiyonluk olacak. Dur, gülü, gülü, gülün adı yok. Öyle bir evet, kitap vardı değil mi? Evet. Tadı mı yok, adı mı yok, bir şeydi. Evet, şimdi... Bir dakika. Özellikle... Baba, program bitecek. Bir dakika. Hüseyin'den rica ediyorum ve İbrahim'den rica ediyorum. Gelir misiniz bir dakika? Sevgili Murat'ın çok büyük emeği var bu konuda. Gel. Pastayı ben yap. Galatasaraylı olarak Murat'a. Nasıl? Ya. İbrahim Galatasaraylı değil ki bir kere. Ona ver o zaman. sen al. Ben niye alayım? Elinize sağlık. Güzelmiş. I like basketball. Hoş geldiniz. Bugün oldukça kalabalığız. Bu arada Efe de yayına girerken sağ olsun konuşmaya başladı bile. Hemen Efe'ye döneceğiz ama yayına çıkmış da. Şimdi federasyonu tebrik ediyorum. Şu açıdan bu sene iki kupada Türkiye Kupası ve Şampiyonluk Kupası geçmiş yıllara göre bence çok daha güzel, bilmiyorum. Adına layık. Geçen seneki kupayı gördük biraz evvel. Değil mi Murat? Yani böyle bu hakikaten böyle sallandı, bir kere kolay. Çok güzel bir kupa. Şu anda böyle kolay bayağı değil. Bayağı da ağırmış. Ve Efe, Coşkun, Tolga, Atilla çok teşekkür ederiz. Tam ekip geldi. İki kişi 90. Amerikalılar ne oldu? Gitti mi? Görevdeler. Ne görevi? Özel bir görev. Allah Allah. Ya keşke burada olsalardı ya. Ha orada ya, göremedim karanlıkta. Evet, David Rivers yeni kameramanımız ve büyük kamerada da büyük Rashad. Herkes boyuna göre. Rashad, you like this new... Yes. Şimdi gel bakalım, sen atacaksın ilk önce. Serbest atış. En sonunda Esra ile bitireceğiz. Yalnız bu her... Yani öyle. Normal serbest atışa benzemez. Engelli serbest atış. Ama sen yüksekten görüyorsun. O da bir avantaj yani. Nasıl istersen. İstersen spottan da atabilirsin. Bilardo gibi. Bravo. Vallahi spottan evet. Attı ya. Esra gel. Ha, ben mi atayım? En son benim. Tamam. Aa. Dur bırak. Ay, bir kere daha. Oraya atmak da yukarıya. Başarı bence. Yukarıya. Evet, bence güzel bir atıştı zaten. Ya. Biraz daha. Bir daha. Bravo. Bravo. Aferin, bravo. Dur serbest atmış, serbest atmış. Hemen açıyı, bak nasıl çiğ gördün mü? Hemen açıyı yakaladın, güzel açıyı tabii. Ya, yalnız Esra atıp sen atamazsan bu akşam evde... Ya. Evet. Şimdi işte dekor işte. Yıkılmadan bırakın diyor. Devam çekti. Çok sallanıyormuş. Asist, sen bir tanesin. Basketbolda değil mi? Çok tabii.
Çok yetenekli. Evet, fena değil. Basketbolum iyidir. Takım elbiseyle gelip bir salonun evet, açılışında 3 kere üst üste üçlük attınız. Yani, zaman zaman da basket oynuyor. Uzun süredir Ankara'da spor yazarlarımıza maç yapıyoruz her hafta. Daha hiç yenemediler. Yani 70-75 sayı yapıyoruz. Tabii. 60'ın üzerinde yani bütün şeyler. Peki, yaş ortalaması da yüksek ama biz siz hepsini yeniyoruz. Biz siz gelmeden önce biz hayatımızı hiçbir zaman gündem yapmayız. Doğaçlama içimizden ne geçiyorsa onu yaparız. Ama yani. Sevgili Murat'la birlikte bir tek soru hazırladık. Bu soru da şuydu. Aris diye Yunanistan Selanik takımı Torino'da Efes Pilsen'i elinden hem kupayı aldı hem de dövdü. Arkasından Beşiktaş'ı dövdü, eledi. Arkasından Topaş'ın evinden geldi Bursa'dan. Finalde evet. Koraç kupasını aldı. Daçka'yı döndü. Biz onları eledik şimdi. Telekom eledi. Ama şimdi bunu biz özdeşleştirme yapmak istiyoruz. Lütfen o soruyu sorar mısın? Çünkü futbol kültürü muazzamdır. Yok estağfurullah. Şimdi Telekom bir Efes Pilsen veya bir Topaş kadar bütçesi olan bir takım değil. Yani futbol takımlarımızdan biriyle mukayese edecek olsak bir Gaziantep veya bir Bursa Spor. Aris Avrupa'da bütün kupaları toplamış bir takım. Bilmiyorum. Yani bir Ajax. Şimdi Ajax'ı bir Bursa Spor veya Gaziantep 5-0 kendi sahasında 3-0'da deplasmanda yense Türkiye'de ne olur ben onu merak ediyorum. Okullar tatil olur. Ya herhalde değil mi? Bir hafta falan tatil olur. Evet. Ama basketbolda yani neden böyle ben de anlayamıyorum. Ankara basını galiba çok güzel yer ayırmış ama genel basın Aris'i eledi diye ama Türk işte Telekom. Bu genel bir sorun. Giderek sizler gibi böyle güzel programlarla sanıyorum yerli yerine oturacak. Aris'i seviyoruz. İyi bayramlar herkese. İyi bayramlar. Ya şöyle dönün de bir tanıtalım şimdi. En uzun ve kısa basketbolcu dedikten sonra. Herkes ayağa kalksın. Şimdi ayaktayız. Buyurun. Buyur Ömürcüğüm. Programa el koydular ha. Şöyle bir diyeyim, bastık abi. Baskın bu. Bir de uzun diyorsunuz, getiriyorsunuz şimdi. Yani. Allah aşkına yapmayın. Bak. Şeker. Alexander, he is a former player in Turkey, who is now a news reporter, and they are a team, you know, like us. Eskiden Halil İbrahim Kuzucu'nun bir oyuncu olduğunu, şu anda da Reha Muhtar'ın ekibinin vazgeçilmez bir ikilisinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu. Bana soracağınızı Türkçe sorabilirsiniz. Ben sana İngilizce soracağım. Ya kısaca şeyi sorayım. Şimdi Halil Hoca da senin değil mi? Koçluğunu yaptı bir zamanlar. Milli takımda yaptım evet. Milli takımda koçluğunu yaptı. Basketbol oynamak mı daha zor? Yoksa sevgili Reha Muhtar'ı mutlu etmek mi? Sevgili Reha Muhtar'ı mutlu etmiyoruz ki biz. Etmiyor musun? Biz halkı mutlu ediyoruz. Onun mutlu olun, halkı mutlu olun. Halk mutlu Reha olunca mutlu o da mutlu olur. Sen de politikacı olmuşsun. Valla ya. Bu boylut politikacı olmuşsun. Şimdi hemen halkın mutluluğu bilmem ne. Tabii iktidara gelene kadar böyle abi. O da boyuna göre adam buldu. Ömür boy ne kadar? 1.65 diyor. Sen de çok kısaymışsın baba ya. Ama kitti. Kısa değilmiş be abi. Kit olmasa saçını kıt olmaz. He's almost 2 inches shorter than you. I think he would be a good point guard and I can run a 2. Diyor ki o oyun kurucu oynar. Ben de 2 numara oynarım o zaman. Ben kaç numara oynayayım kit? Kaç numara oynayayım? What position do you think he should play? Bütün uzunlar playmaker. Yeah, I mean, we definitely 5 man, definitely. 5'4", 3. Halil boyu 5'e koydu. Coach. Sasha'yı 4'e, seni 3'e koydu. Kendisi 2-1. Biz dışarıdayız. Biz boşta gelmemiş ha. Evet, boş gelmemiş. Evet, bir dakika, bugün şeker bayramı. Murat abi, şu manzarayı bir görür müsünüz Allah aşkına? Kendi mi hazırladı? Şeker getirmiş ama. Kayboluyor. Maaşlar ödenmedi mi yani burada? Bu milenyumla birlikte bir yere bir kanun çıkmış. Bir sene baba yere kanun çıkmış. Bundan sonra konup gittiğiniz yere çikolatanıza, şekerinize gidiyorsunuz, ikram ediyorsunuz. Geri kalanına dönüyorsunuz, başka yere devam ediyorsunuz bayram boyunca. İktisatlı kullanıyor. Şimdi bu çikolatayı sen hepimize mi getirdin yoksa Alexander'a mı getirdin? İsteyen Alexander'ı alamadı. Alamadı. Şekersiz kaldı. O şekersiz kaldı. Tamam bende mikrofon var. Çektin mi?
Ne iş yapıyorsunuz? Matematik öğretmeni. Matematik öğretmenleri pek sevmez de Ahmet hocam çok seviyor. Ama ben voleybol oynadım. Vallahi mi? Olsun, basketbol da sev. Vallahi iyidir. Matematik hocası basket sevsin, hepiniz vallahi not yol ortalamanız yükselir. Türkiye'de basketbol onun dudaklarından çıkarken hele şu cümlesi çok güzeldi. Namaz ki ve Efes Pilsen hücumu. Türkiye'de gençler basketbol aşkını basketbolcular kadar onunla sevdi. Benim can dostum, can kardeşim, benim canım arkadaşım, sevgili Murat! Müthiş oyuncu Haluk! Basketbol öğretmeni artık o. Burçin Badem. Son yıllarda futbol statlarında gördüğümüz taşkınlıklar ve olayların evet. Evet, spor salonlarında da meydana gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de 3 gün önce başladım. Futbol sevgisi geliyor. Ama yine de basketbolda o kadar çok sıklar sağlamıyor. Çoğu zaman sporda bir sıkıntım olmanın anlamını hafife alıyoruz. Muratpaşa Belediyesi diye bir takım çıktı Türkiye birinciliğine. Şu anda lider 3 maç yaptı, 2 galibiyeti var. Yani takım olmasa ülkede de bunun için Şimdi ülkedeki de geçen sene bittiğinde Super Lig'e girme hakları yoktu. Tofaş'ın kapatmasından sonra hedefleri değişmesine rağmen aynı kadroyu tutmaya çalıştılar. Uzun olarak Persevo'yu aldılar. Bence uzunda Fransız oyuncunun çok büyük katkısı olacağına inanmıyorum. Ama Kerem, Haluk, Golovic de yeterli oynamıyor. Çok skorer bir oyuncu olarak gelmesine rağmen hem skor atmıyor hem de ne etliye ne sütlüye karışmıyor. Bir iki problemi de hallettikleri zaman çok başarılı olacağını inanıyorum ülkenin. Şimdi basketbol bir beden eğitimi hocası tarafından keşfedildi. Yağmur yağdığı zaman talebeleri dışarı çıkamadığı için kapalı alanda oynanacak bir spor gerektiğine inanıyordu. Değişik bir şey olsun istedi. Galiba çiftliklerin bol olduğu bir ortamda yaşıyorlarmış. İşte meyvelerin toplandığı sepetlerden bir tanesini duvara astı. Bir de top verdi ki o zamanki top basketbol topu gibi değil. Hadi çocuklar dedi, yeni bir oyun oynamaya başlayacağız dedi. Öyle başladı. Zencilerin fakirlikten kurtulma yolu olarak seçtikleri en önemli sporların başında geliyor şu anda basketbol. Ve NBA'de oynayan 29 takımdaki toplam 350'ye yakın oyuncunun 300 küsürü zenci zaten. Neyse, şu anda Amerika nasıl politikada, siyasette bütün dünyayı ele geçirmeye çalışıyor? Esasında Amerika'nın bütün dünyayı ele geçirmesindeki en önemli silah, politik bir silah değil, NBA. Çünkü dünyanın her ülkesinde NBA ya canlı ya banttan şu anda izleniyor. Nasıl siz Kevin Garnett'leri, Vince Carter'ları hepsini tanıyorsunuz? Afrika'nın en uzak köşesindeki oturanlar, belki köyde oturuyorlar, belki kabilede oturuyorlar, hepsi de tanıyor. NBA Amerika'yı dünyaya tanıtan, Amerika çirkin Amerikalı imajını sildiren en önemli silahlardan biri ve bu silah da basketbol. Bize bu cumhuriyeti hediye eden sevgili Mustafa Kemal Atatürk. Hepinizi sevgi saygıyla kucaklıyorum. Bu cumhuriyete sahip çıkın. Sizleri seviyorum. Yaşasın Mustafa Kemal'in çocukları. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.